Türkiye Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar yarışının tanıtım toplantısı temeli 5 gün önce atılan Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlendi. Basın toplantısında Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik As Başkanı Ogün Baysan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bugün 6. rampayı bitirme aşamasına geldik. Parkurumuz 1650 metreden oluşuyor. 13 figüre sahip, Türkiye'deki en teknik donanıma sahip piste sahip olacağız. FIM kurallarına sadık kalarak yapıyoruz. Parkurumuzu ayın 27'sindeki motokros şampiyonasının son ayağı olan şampiyonların belirleneceği final yarışına yetiştireceğiz. Hemen arkamızda Süper Enduro parkurunu bitireceğiz. Üzerinde bulunduğumuz alanda da Süper Moto için 15 bin metrekarelik bir alan hazırlıyoruz. Arkamızdaki alanda Süper Enduro'nun yanında ileride Enduro'ya ev sahipliği yaptığı zaman da ekstrem parkurumuzu aynı alanda kullanacağız. Afyonkarahisar motor sporları, sporlarında dünyanın önemli bir merkez haline gelecek diye söylemiştik. O açıklamamızdan hemen birkaç gün sonra biz yaklaşık 5 gün önce burada belediyemize ait iş makinalarıyla, kamyonlarla çalışmaya başladık. Tabii Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan özellikle Başkanımız Ogün Bey'den ve diğer arkadaşlarımızdan çok büyük destek aldık. Çünkü bu tamamen teknik bir iş. 22 tane kamyon, 12 tane iş makinesi arkadaşlar çalışıyor. Ya toplam 30'un üzerinde burada faaliyette olan ekipmanımız, araç gerecimiz var. Yine Ogün Beylerin bize söylediği, inşallah bu pist bittiği zaman, tabii tüm eşitler tamamlandığı zaman Türkiye'deki en önemli motocross pistlerinden bir tanesi olacak. Ve inşallah federasyonumuzun da as başkanımızın da desteğiyle burada hem Avrupa şampiyonası hem de dünya şampiyonası yapmak istiyoruz. Türkiye'de tabii şu anda 6, burası 7. Fakat buranın bir özelliği var. Burası sadece bir motocross pisti olarak görmemek lazım. Yani burayı gerçekten bir motor sporları merkezi haline getirmek istiyoruz. Bütün planlarımız o yönde. Başkanımız da sağ olsun bize sonsuz desteklerde bulundular. İleriyi gören bir başkanımız var. Ekibimiz çok uyumlu. Hepsi canla başla çalışıyor. Burası diğer illerden çok farklı olacak. Az önce başkanımın da söylediği gibi, yani neredeyse Türkiye'nin ortası, uğrak noktası. Motorcuların ve motor severlerin zaten doğal bir güzergahı burası. Yani buranın diğer illerden çok çok farklı olacağını, zaten hedeflediğimiz, planladığımız işleri yaptığımız zaman Türkiye'nin değil bence dünyanın motor sporları merkezlerinden bir tanesi olacaktır.